Hardware Plus'a hoş geldiniz. Aydoğan'la beraber ZTE standındayız. Elimde Axon M var. Böyle baktığınız zaman gayet normal bir telefon gibi görünüyor ama bir de böyle bakın. Çünkü arkasında da bir ekran var ve çift ekranlı katlanabilir bir akıllı telefon. Ne diyorsun abi? Yani katlanabilir telefonlar gelecek deniyordu. ZTE ilk adımı atmış oldu ve hani ya ilginç ve gerçekten kullanışlı özellikleri de var. Şimdi telefon normalde şu şekilde arkasındaki şeyi sayesinde, o mekanizma sayesinde böyle normal bir telefon olarak kullanabiliyorsunuz. Ancak bunu böyle açtığınızda iki ekranınız oluyor ve işin güzel tarafı şu an şarjı bitmemiştir inşallah. Yok, şurada. Çünkü az bir şarjı vardı. Şimdi bir ekranı uyandıralım. Şurada bir M tuşu var. Axon M'nin M'si. Buraya bastığınız zaman farklı kullanım şekillerine imkan veren bir yapısı var. Mesela İkisini ayrı ayrı ekranlar olarak kullanabiliyorsunuz. Yani burası başka, burası başka olabiliyor. Şöyle geçtiğim zaman tek ekran, tek ekrana düştüm. Genişletiyor. Yansıtıyor. Yani iki ekran gibi aynen kullanabiliyorsunuz. Böyle yaptığın zaman da birebir aynı ekranı kullanabiliyorsunuz. Böyle dört farklı modda gelmiş. Geliyor. Tabii ki bu telefonun en önemli özelliği bu bahsetmiş olduğumuz çift ekran olması ama donanım özelliklerinden de biraz söz edelim istersen. Evet. Ya donanım özellikleri kısmında biraz geride şöyle kalmış arkadaşlar. Aynen. Snapdragon 821 var üzerinde. Hani üzerine 835 geldi, 45 geldi. O konuda bir daha deneysel bir cihaz olduğu için belki de fiyatını düşük tutabilmek. Sonuçta iki ekran fazlasıyla bir fiyat gerektiriyor. Bu arada bayağı kalın telefon şeyken. Hatta onu şuradan kontrol edeyim. 12.2 milimetre kalınlığı var. 1 yani santim kalınlığı var. 10 milimin 2 santimini çıkmış. Yani. Ama tabii ki bu dediğiniz gibi o iki ekranı kullanabilmek, o gücü alabilmek ki ikinci ekran fazlasıyla ince bir kısımda yani. Bir telefon var, bir de telefona ekran eklemişler gibi. Dayanıklılık konusunda biraz şüphelerim var. Sanki böyle elinizi aldığında hani hafif ters yapmaya kalkışsa çat diye elinde kalacak gibi ama sonuçta çok yenilikçi bir telefon. Özellikle direkt o kamera konusuna gelelim. Kamera konusunda bir tane kamera var. Aynen. Çünkü iki ekran olunca şuraya bir de kamera koyamamış adamlar. Çünkü bu ikinci ekran gördüğünüz gibi çok ince çok ve ince. Mekanizma ile diğer telefonun bölümüne bağlandığı için tek bir kamera var. İsterseniz arka kamera oluyor, isterseniz ön kamera oluyor ama aynen iki ekran olduğu için şöyle bir güzel bir özelliği var. Diyelim ben buradan Aydoğan'ı çekiyorum. İkinci ekrana yansıtıyor ve Aydoğan nasıl çıktığını anlık olarak ekrandan görebiliyor. Aynen. Hem çeken, süper özellik. Yani beni kötü çektin diyemiyor. Zaten orada kendisini görmüş oluyor. Bu kısmından önüne geçmişler. İsterseniz de böyle ön kamera oluyor yani. Aynen hani. İkinci kameradan bakarsan arka kamera. Bu arada kamerası bayağı iyi ya. Tabii. Hatta onun da megapikseline bakalım. Söylemişlerdi ama 20 megapiksellik bir kamerası var. Bayağı güzel yani. İyi çekiyor. 2K'da 30 FPS çekebiliyor. Şöyle aynen, göstereyim sizde çektiğim selfie'yi. Bunun dışında 4 GB RAM'i var. Bayağı 64 GB depolaması var. 3180 mAh'da bataryası olması lazım. Hani 3180 biraz düşük geldi bana iki ekran için. Hani yani şu kalınlığa baktığımız zaman bence de hani şu ikinci ekranı yok sayıyorum. Şu kalınlıkta bir telefon için bence de şeyi az, ama pili az. Ya şey yapmış olabilirler şimdi. Ekranı sadece burada devrelerini buraya çekmişlerse tabii belki o kalınlık ondandır ama hani daha fazla bekliyordum. Bu arada şey de telefonun güç tuşu da bilmiyorum burada parmak izi sensörü var mı ama var. Bildiğin Sony aynen telefonlarını yani önceki model XE1 gibi modellerin birebir aynısını yapmışlar. Aynen artık ZTE'ye geçmiş olarak oldu. Sony çünkü siz gittiniz, daha doğrusu Berkin abi oradaydı lansmanda. Artık arkaya taşındı orada. Burada da yanında kalmış. ZTE Axon M arkadaşlar bu şekilde. Türkiye'ye gelmez bu telefon. Amerika'da $600 civarında satılıyormuş. Burada aldığımız bilgilere göre. Eğer hani yolunuz Amerika'ya düşerse ve böyle deneysel bir cihaz almak isterseniz ön incelemesi bu şekildeydi. Son sorumu da bu sefer ben sana sorayım. Türkiye'ye geldi. Uygun da bir fiyatta. 3000'lerde diyelim. Sallıyorum şu an. Ya ben çok hani güzel o eyvallah ama yani çok cezbetmedi beni bilmiyorum. Ya şu haliyle düşürdüğünde acaba ne olur telefon of, çok merak ben bunu ediyorum. Düşürsem var önü ayrı kırılır arkası ayrı kırılır arkadaşlar. Bilmiyorum yani güzel konsept hani değişik bir konsept ama gündelik hayatta böyle hani kullanmak için yani şu kalınlığı bile beni çok şey yapmıyor. Çok ağır. Ağır da bir telefon. 200 tabii ağırlığını gösteremiyoruz ama ağır yani telefon. Kallavi bir telefon yapmışlar. Değişik. Aynen. Görüşürüz. Bay bay.